Piyasalarında hiç iyi olmadığını farkındayım. Dolarda, euroda, altında hepsi de aşırı derecede fırlamış durumda. Doların ne kadar olduğunu bilemiyoruz çünkü hızına yetişemiyoruz. Her saat, her saniye farklı farklı kurlarda yürümeye devam ediyor. Pandemi döneminde ne iş bulabiliyor, ne güç bulabiliyor. Sanayi öyle, her yer öyle. İş yok, güç yok. Neyine yatırım yapalım? Ülkemiz insanlığın düşman olduğumuz, bizi yani düşman gördüğümüz ülkelerin parasını alıp da onları daha kuvvetlendirmeyi de hiçbir şekilde onaylamıyorum. Batsam da çıksam da Türk lirası kardeşim. Doların ne kadar olduğunu biliyor musunuz? 800 lira civarında olduğunu biliyorum. 8 lira 3 kuruştu biz çıkarken, şu an bilmiyorum. Vallahi biri 8 biri 9. 7,5-8 arası. 7 küsur olması lazım. 7,50 mi? O ara olması lazım ya. Euro 9,40 ama onu biliyorum. Benim işim euro. 8 lirayı geçtiğini biliyorum. 8,50-800 gibi yani televizyondan izlediğim kadarıyla. Evet 9,5. 9,5. Dolar şu anda 8.000'i geçti. 8.048 lira. 8 lira olduğunu biliyorum. 8 lira 7 kuruş sanırım. Dolar 7.95. 7.90'ın üzerinde. Şu anda 8 lirayı gördü büyük bir ihtimal. Dolar şu an 8.50. Alış 8.120 satış. Bilmiyorum yavrum. Hiç anlamadığım için, şimdiye kadar da 64 yaşındayım. Almadığım için bilmiyorum. Bilmiyorum kardeşim. Doların ne kadar olduğunu bilmiyorum çünkü dolarım yok benim. Yani olmadığı için de merak etmiyorum zaten. Sabah 8.04'tü galiba. Doların ne kadar olduğunu bilemiyoruz çünkü hızına yetişemiyoruz. Her saat her saniye farklı farklı kurlarda yürümeye devam ediyor. 8'i geçtiğini biliyorum. 9,5 lira. 9.500 lira. Günlük takip ediyorum. Ne kadar? Şu anda 8 lirayı buldu herhalde. Siz yatırımlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz yatırım yok ki, maaşımızdan geçiniyor. Sıkıntı yok. Yok, ne yatırım yapacağım? Aldığımız parayla geçiniyor. Allah'a şükür. Sıkıntı yok. Dolarda ortalık siyasi bir olay. Onu da biliyorsunuz. Türkiye'nin bir alakası yok. Dünya ihracat, kapılar, gümrükler, 40 kilometre, 30 kilometre kuyruklar var. Bu siyasi bir güçler. Başka bir şey yok. Türk lirası değil mi? Dolar. Dolar olarak değerlendiriyoruz. Vallahi Türk lirasıyla ben emekliyim. Maaşımı alıyorum. Ona göre harcıyorum. Ben altın. Altın üzerinden değerlendiriyorum. Altın. Altın euro. Dolarla pek işim olmuyor. Öyle. Öncelikle yatırım değerlendirmek için yatırım yapacak bir paramızın yani artı bir şeyimizin olması lazım. Olmayan bir şeyi değerlendirmende bir şeyi yok yani, sonuçta mümkünatı yok. Yatırımımız kalmadı. Paramız pul oldu bizim zaten. Yatırım yapacak bir şey kalmadı. Yapacak bir şey yok. Bu kadar ilerlemesinin bir anlamı da yok dolarla. Her şeyimiz de dolara bağlı. Şu an 5 lirayı aldığımız 10 lirayı alıyoruz artık. Biz yatırımlarımızı altın olarak değerlendiriyoruz. Yani Türk parasında kalamıyoruz yani, kimse kalamıyor. Altın da en güvenli liman olduğu için dünyada altın olarak değerlendiriyoruz. Vallahi yatırım yapacak şeyi bulamıyoruz. Parayı bulamadığımız için ancak evimize ekmek, peynir, domates, zeytin götürerek değerlendiriyoruz. Vallahi yatırım yapamıyoruz. Ben bir emekli bir insanım. Her gün paramız dolara göre eriyor. Dolarla maaş alıyorsunuz diyen devlet yetkililerimize buradan diyoruz ki dolarla maaşımızı almıyoruz. Keşke dolar maaşımızı almış olsaydık. Vallahi yatırımlarımızı yapamıyoruz şu anda çünkü işçi maaşı ödemek, SSK ödemek, vergi ödemek, zaten ay sonunu getirmek bir hayli zor. Şu an eğer ay sonunu getiriyor, masraflarımızı karşılayabiliyorsak büyük başarı demek bu. Yatırım falan yapamıyoruz. Şimdi canımın içi, biliyorsunuz bizim ülke dışarı, biliyorsunuz ekonomi olarak biraz bağımlılığı vardır. Fakat bu dünya para birimi. İnişli çıkışlı. Bugün yükselir, yarın düşer. Ama biz elimizden geldiği kadar tabii enflasyonla mücadele ettiğimizden dolayı küçük yatırımcılar olarak halkımız işte birazını dolar, birazını euro, birazını altın yaparlar. Ama biz elimizden geldiği kadar Türk lirasına sahip çıkarsak ve zam olmayacak şekilde olursa dolar da gider, euro da gider. Altın ve dolar yatırıyorum ben şu an yatırımlarımı. Sabah 9'dan beri de bu işle uğraşıyorum. Daha yeni iş yerime geldim. Ekonominin gidişatını soracak olursanız Berat Bey'e sorarsak çok iyi. Esnafa sorarsanız esnaf ölü. Türk parası.
TL'de, TL'de kalmak en iyisi diyorsunuz. Aynen. Çünkü anlamıyorum, ciddi anlamıyorum. Eşime bile aldırmadım şimdiye kadar. Parama göre ayağımı yorganı uzattım yani. Param yok ki yatırım yapayım kardeş. İş yok ki daha doğrusu. Yani şimdi pandemi döneminde ne iş bulabiliyor, ne güç bulabiliyor. Sanayi öyle, her yer öyle. İş yok, güç yok. Neyine yatırım yapalım? Yok yani. Dolar almıyorum, döviz almıyorum, hiçbir şey almıyorum. Türk lirasında kalıyorum kardeşim. Böyle sıkıntılı dönemlerinde de ülkemiz insanlığın düşman olduğumuz, bizi yani düşman gördüğümüz ülkelerin parasını alıp da onları daha kuvvetlendirmeyi de hiçbir şekilde onaylamıyorum. Batsam da çıksam da Türk lirası kardeşim. Yatırımlarımızı şu anda değerlendiremiyoruz. Çünkü şaşırdık, altında mı, dolarda mı, otomobilde mi? Yani ne yapacağımızı bilemiyoruz. Şaşırdık kaldık. Açıkçası ben altın, yani altına yatırım yapıyorum elime geçtikçe o şekilde. Ama piyasalarında hiç iyi olmadığının farkındayım. Dolarda, euroda, altında hepsi de aşırı derecede fırlamış durumda. Bilmiyorum artık yani nasıl olur gidişat ama çok da iyi gözükmüyor bir şeyler. Umarım kısa sürede düzelir. Teşekkürler. Yatırımları boğazıma yapıyorum, anca doyabiliyorum. Anca boğazımı doyurabiliyorum yatırım. Onda soğan ekmek çok zaman. Vallahi ben yatırımlarımı dolar üzerine değil, ben maaşım zaten döviz olarak geldiği için ona göre dikkat ediyoruz. Ama ben üzülüyorum, şöyle üzülüyorum, benim maaşımın o şekilde geldiği halde yanımdaki vatandaşlara üzüldüğüm için. Çünkü keşke dolar düşük olsa da alım gücü insanların daha güçlü olsa, komşularım da benim gibi güler yüzlü olsa.